Öğretmen kimdir? Biraz kendinizden bahsederek açalım isterseniz. Daha sonra futbol üzerinden, Alternatif Spor Dergiciliği üzerinden konuşmaya devam ederiz. Tabii ki ben aslında piyasa araştırmaları ve reklamcılık mezunuyum. Fakat 2008 yılında çok nasıl diyelim değişiklik yapma ihtiyacı hissettim. Ve hayatta yapmayı en çok sevdiğim şey futboldu. Ve futbol üzerine bir işler yapmak mümkün müdür? Futbol medyasında var olmak mümkün müdür? En azından bir şansımı denemeye karar verdim. Kadir Has Üniversitesi Spor İletişimi Sertifika Programı'na katıldım. Orada Okay Karacan'la tanıştım. Fakat benim yaş 27 o tarihte. Şöyle söyleyeyim, yanına stajyer olarak başladığım editör benden küçüktü. Böyle bir dezavantajla karşılaştım. Fakat sonrasında Okay Karacan'la beraber çok başarılı ve çok güzel işler yaptık. Formula 1 kulübü gibi, Spor Manşet, TRT'de Spor Manşet gibi, Lig TV'de Tutkunuz Futbol gibi. Çok güzel işlere imza attık. Bu esnada da ben aslında biraz spor medyası içerisinde kendi ismimi biraz gösterme şansına sahip oldum. Sonra da zaten hayatıma futbol dergi girdi. Şu elimde tutmakta olduğum futbol derginin ilk sayısı. Didem? Eylül 2015'te ilk sayısı çıktı. Biz Ağustos'ta başladık ilk sayıya. Ben ilk spor gazeteciliğine başladığım ilk bir buçuk yılımı Atatürk Kitaplığı'nda eski gazete ve dergileri okuyarak geçirdim. Ve o tarihlerde aslında bir futbol dergilerinin şöyle bir özelliği vardı. Onlar sektöre adam yetiştiriyorlardı. Ve futbol derginin de aslında ben pek kurulmasını da beklemiyordum. Çünkü memlekette dergicilik bitti, kimse dergi okumuyor diye düşünüyorduk. Ama Candaş Tolga Işık'ın biraz cesaretiyle futbol dergiye yazmaya başladık. Benim adımla, kendi adımla yaptığım ilk iş oldu futbol dergi. Daha öncesinde hep işte yaptığım işlerde editör olarak, içerik editörü olarak, metin yazarı olarak, işte rejisinde vesairesinde hep arka planda çalışırken benim kendi adımla yapmaya başladığım ilk iş futbol dergi oldu. Tabii öncesinde iki ay öncesinde kitabımın çıkmış olduğunu saymazsak. Neydi kitabınız? Öncesinde bir kitap çıkarttım. 90 Artı diye bir kitap çıkartmıştım Mayıs 2015'te. İşte insanlar okumazlar, kitap okumazlar, dergi okumazlar gibi bir işte klişe var. O klişenin üzerine giden hayır biz yaparsak okurlar, biz yaparsak okurlar düşüncesi vardı hep. Futbol derginin sonrasını isterseniz sonra konuşuruz. İşte o süreçte çünkü Lig Radyo'da, Radyo Milyoner'de önce, sonra Lig Radyo'da, şimdi Radyo Gold'de radyo programları yapıyorum, programcılık yapıyorum. Onun dışında 1,5 sene A-Spor'da futbol yorumculuğu yaptım. Ve şu anda da asist analizde özel içerik editörü olarak çalışıyorum. Özel bir orada bir medya dergiciliği yapıyorum, internet dergiciliği yapıyorum gibi toparlayabiliriz aslında. Peki futbolun yayın hayatına bu kadar süre devam etmesini sağlayan şey neydi sizce? Hangi ilkelerle başladınız? Ve hani aslında dergi okunmaz denen bir dönemde nasıl okunan ve bilinen bir dergiye dönüştü? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi bu Maradona kapağı, bu ilk sayı ve ilk sayının bir özelliği var. Bu ilk sayı gördüğünüz gibi kağıda basıldı. Sonrasında dergi şu formata taşındı ve 116 sayfalık bir dergi haline geldi. Şimdi bu süreçte futbol derginin şöyle bir yapısı vardı. Bu bir yazar dergisi. Kafa dergisi gibi düşünebilirsiniz. Bunun içinde yazarlar var. Bizim oradaki görevimiz genel yayın yönetmen yardımcısı olarak ben ve genel yayın yönetmenim Can Durukan, bizim ana temel görevimiz şu. Derginin bir kapağı belirlenir. Bir editör ekibi vardır. O editör ekibiyle beraber yazarlara derginin içeriği paylaştırılır. Bir konu belirlenir. O konu paylaştırılır. İşlemek istediğimiz konular vardır ve yazarları ararız. Deriz ki Mustafa Sapmaz bize bu ay şunu yazar mısın? Ali Ece bize böyle bir yazı yazar mısın? Ve burada önemli olan yazarlardan yazıları toplamak, bunların hem bilgi hem imla kontrolünü yapmak, kendi yazılarımızı ekleyip dergiyi göndermekti. Sistem bunun üzerine kuruluydu. Bence derginin en önemli takipçi ve adını duyurma nedenlerinden bir tanesi yazarlarıydı. Çünkü gerçekten iyi yazarlar, Türkiye'deki iyi yazarlara gittik ve hiç kimse bizi kırmadı.
iyi röportajlar yapmaya çalıştık. Hiç kimse bizi kırmadı. Yani futbol dediğimiz zaman herkes tabii ki diyor zaten. Hiçbir zaman için reddedilmedik. Bu tabii ki beraber çalıştığımız isimlerle beraber oluşturduğumuz bir imajın sonucuydu. Hı-hı. Dolayısıyla Futbol Dergi her zaman saygın bir yerde durdu. Ha, satıldı mı memleketteki bütün yazılı basın gibi onun da hani satıldığını düşünmek bence yanlış. Çünkü evet insanlara gerçekten kağıttan bir şeyi okutmak gerçekten çok zormuş ama 53 sayı Futbol Dergi'yi çıkartmayı en azından başardık diyebilirim. Evet, tebrik ederim ben de bu arada. Yani benim de keyifli takip ettiğim dergilerden biri oldu. Eminim pek çok bu alanda okumaya meraklı, meyilli insana da çok takip ettiği bir yayın organı oldu. Peki hem bir kadın olarak hem bir gazeteci olarak ben şeyi sormak istiyorum. Yani aslında futbol üzerine bir araştırmacı olmak da zor bu arada. Yani ben de bir spor alanında çalışan bir sosyolog olarak her zaman çeşitli ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalıyorum. Ayakkabı üzerine çalışan araştırmacı oluyorsunuz bir anlamda. Son birkaç yılda belki bu imaj değişti ama o zaman gerçekten çok da hafife alınan bir alandı diyebilirim. Ya da çok önemsenmeyen bir alandı diyebilirim. Bir taraftan şöyle bir şey var aslında. Yani bir taraftan spor medyası dediğiniz şey neredeyse futbol medyası. Bu kadar ağırlıkta bir konu önemseniyor. Bir taraftaysa gazeteciliğin içindeyse spor gazeteciliği daha ağır olmayan bir alan olarak kalıyor. Bu dengenin içinde siz hem kişisel olarak kendinizi nasıl konumlandırıyordunuz? Hani bir kadın gazeteci olarak nasıl konumlandırıyordunuz? Şimdi ben öncelikle kendimi kadın olarak konumlandırmak istemiyorum. Çünkü medyanın içerisindeki arkadaşlarım da hemen hemen aynı şeyi söyleyeceklerdir. Ben bir kadın değilim. Ben öncelikle bu ayrımdan da aslında kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Ben kendi adıma mümkün olduğunca olmayan şeyi bulmak, yapılmayanı yapmak, hı, farklı bir bakış açısından bakmak. Hı-hı. Duyabiliyor musunuz beni? Şimdi duyuyorum. Farklı bir açıdan bakmak üzerine konumlandırmaya çalıştım kendimi. Hı-hı. Özel içerikler yapmak, özelini bulmak, yapılmayanı, hı-hı, bulabilmek üzerine konumlandırdım. Dolayısıyla da hani daha çok erkek meslektaşlarımla kendi aramda böyle bir fark koymaya çalıştım. Kadın olmaktan ziyade, kadın, hı-hı, olarak ayrışmaktansa yaptığım işlerle ayrışmaya, hı-hı, çalıştım, hı-hı, elimden geldiğince. Hı-hı. Fakat izleyici, dinleyici ve okuyucu kitlesinin karşısında hala kadınsınız. Bunu değiştiremiyorsunuz. Hı-hı. Size hala bir kadın olarak bakmaya devam ediyorlar. Bu da zaten toplumsal bir mesele. Sadece benimle ilgili olan bir durum değil, hı-hı, bence. Yani hemen her yerde kadınların başa çıkmaya başa, hı-hı, çıkmak zorunda kaldıkları bir gerçeklik bu. İkincisine gelince ben spor gazeteciliğinin tabii ki bir siyasi veya ekonomik gazeteciliği kadar ağırlığı yok ama tırnak içerisinde söyleyeceğim. Kısa yoldan şöhretin yolu da futbol gazeteciliğinden geçiyor. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarlarının canını sıkacak ve onlardan reaksiyon alabilecek bir şey söylediğiniz takdirde TRT'siniz. Ben TRT olmuş bir insan olarak söylüyorum size bunu. Bu da sadece futbol açısından, futbol tarafında başınıza gelebilecek bir şey. Ha, tabii, hı-hı, ki TT olmanın iyi bir tarafı yok. Onu söyleyeyim yani. Çünkü edinmeyen küfür kalmamış demektir bu. Hani TT'siniz yandınız. O hiç iyi bir şey değildir. Onu da eklemek gerekiyor ama futbol gazeteciliğinin böyle bir şeyi var. İnsanlardan daha kolay reaksiyon alan bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ben futbol üzerine yazım olmuş bir yerlerde yazdım ama en büyük reaksiyonu futbol üzerine bir kere yazmıştım. O zaman almıştım ve böyle hani çok şaşırmıştım gerçekten. Çok da negatif bir reaksiyondu bu arada. Ama yani dediğiniz iyi, gibi olumlu olmaz zaten. Tehlikeli yani gerçekten. O alanda yazmak hiç kolay değil. Ama bir yandan da şunu söylemek lazım. Hem futbol üzerine hem spor üzerine genel olarak yazmak çok da keyifli. Yani hem araştırmacı olarak hem gazeteci olarak çünkü bir taraftan gündelik yaşamın çok önemli bir parçası, bir taraftan da gerçekten çok şey görebildiğiniz bir alan, çok şeyi takip edebildiğiniz bir alan. Bir de oyunun kendisi çok zevkli, sporun kendisi çok zevkli bir alan, sizi mutlu eden bir alan. O alanda var olmak da ayrıca güzel diye düşünüyorum. Peki futbol belli bir noktaya geldi ve takip edilmeye başlandı. O noktadan sonra neler değişmeye başladı futbolun hayatında? Şimdi aslında futbolun şu son sayısı, öyle, hı-hı, göstereyim size. Şimdi
Ancak şunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Futbolu bitiren, futbolun vedasına neden olan şey aslında futbolun kendisi değildi. Bir anda dolar artınca kağıt fiyatları çok yukarıya çıktı. Ve siz kaliteli bir kağıda kaliteli bir iş basmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bir süre sonra dergi artık o yani fiyatları karşılayamadı. Bir noktaya geldiği gibi bir de üstüne üstlük reklam piyasasının da futboldan çekilmek istemesi. Bu da işin bir başka çerçevesi oldu. Şimdi sadece futbol yaptığınız zaman basketbola yatırım yapan reklam vereni alamıyorsunuz. Veya başka sporlara, olimpiyatlara destek verenleri alamıyorsunuz. Sadece futbol yaptığınızda da aslında ulaşabileceğiniz belirli bir kitle var. Belki en büyük kitleye ulaştığınızı düşünebilirsiniz ama bu işin bir de mali portresi var. Bu dergiye hiçbir yazarlarına çok küçük de olsa telif ödemiş bir dergi. Her yazının karşılığında bir telif ödemiş bir dergi. Ve bu bir maliyet. Yani burada 116 sayfalık bir baskı yapmak bu bir maliyet. Ve açıkçası hiçbir zaman için işte mesela yan tarafınızda dergi yapılıyor. Sizin satış rakamlarınız o derginin satış rakamları arasında ciddi farklar var. Çünkü futbol izleyicisi okumuyor. Bu medyadaki çok büyük klişelerden bir tanesidir. İnsanlar derler ki efendim işte maç Türkiye'de ne kadar futbol taraftarı var? 10 milyon futbol taraftarı var. Şimdi aynı şeyi internette yapıyor mesela. 10 milyon futbol taraftarı var. Biz nasıl takipçiyi arttırırız? Biz nasıl okumayı arttırırız? Biz nasıl satışı arttırırız? Şimdi şöyle bir gerçek var. Futbol taraftarı olan insanlar medyanın satın alıcısı olmuyorlar. Bu bir. Çünkü insanlar futbol maçını seyrediyorlar ve televizyonu kapatıyorlar. Ya da kanal değiştiriyorlar. Filme geçiyor, diziye geçiyor vesaire geçiyor. Sadece maçın kendisiyle ilgileniyorlar. Futbol filmlerinin izlenmemesinin, futbol dergilerinin satmamasının, futbol kitaplarının satmamasının ve futbolla ilgili yaptığınız işlerin istediğiniz rakamları yani o 10 milyon, 15 milyon diye verilen taraftar rakamlarına yanına bile yaklaşamamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi. Bu insanlar sadece futbolu 90 dakika seyrediyorlar ve kapatıyorlar. Dolayısıyla ne yapmak zorunda kalıyorsunuz? Onları cazip kılabilecek bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz. İşte bu internetteki clickbaitler de bu. Öyle bir şey yaptı ki, kim yaptı, ne zaman yaptı, nerede yaptı, ne yaptı, yani gazeteci değil, bütün kurallarının yıkıldığı bir başlıktan bahsediyoruz. Öyle bir şey yaptı ki, açın açıyorsunuz hiçbir şey yok. Ama mecbursunuz, klik almak zorundasınız çünkü siz oraya haberin kendisini yazdığınızda da bu defa kimse açıklamayacak. Şimdi internet medyasının sıkıntılarıyla geleneksel medyanın sıkıntıları arasında bence çok fazla bir fark yok. Çünkü biz bakış açımızı değiştirmiyoruz. Ama inat etmeye devam ediyoruz. Şu anda mesela siz vardı bu ay. Onun yapısında hiçbir zaman için ölmeyecek, 10 sene sonra hala okuyabileceğiniz içerikler bulmaya çıkartmaya çalışıyorum. Futbolun tarihini bulup çıkartmaya çalışıyorum. Futbolun fotoğraflarını tekrardan ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Ve iyi bir şey yaptığınızda insanlara ulaşabiliyorsunuz ve bir iz bırakabiliyorsunuz. En azından futbol gazeteciliğinin evet taraftarı havaya kaldırmak, onlardan reaksiyon almak, bilmem kaç yüz takipçi kazanmak, işte bilmem kaç tane RT almak. Bunlar çok günlük değerler. Bunu unutmamak gerekiyor. Biz bir futbol dergi yaptık. Tıpkı benim 2008'de Atatürk Kitaplığı'nda okuduğum gelişim dergileri gibi. O zamanın eski 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin dergileri gibi. Gittiğiniz zaman orada bu dergiyi bulabileceksiniz ve içinde benim yazım var. Bu aslında asla ve asla değiştirilemeyecek olan şey ama günümüz bakış açısında RT üzerine giderseniz, tıklama üzerine giderseniz İnsanları ancak ve ancak bir yere kadar getirebilirsiniz. Bu bakış açısı da insanları kaçırttı. Nasıl bu? Öyle bir şey yaptı ki ben artık tıklamıyorum. Söylediğiniz çok doğru bir yandan. Evet yani alternatif spor dergiciliğinin belki alternatif olarak adlandırabilirsek spor dergiciliğin güzel yanlarından biri de gerçekten kalıcı eserler bırakıyor olması. Yani bugün konuğumuz olan bütün dergiler aslında bundan yıllar sonra okunabilecek, elinize aldığınızda gerçekten keyifle okuyabileceğiniz materyaller ürettiler, işler ürettiler. O da çok değerli aslında. Yani o her ne kadar tıklanmıyor ya da takip edilmiyor olsa da kalıcı işler yapma şansına sahip olabileceğiniz bir alan. Kesinlikle çok önemli ve dergilerin bir alan bir görev ve sorumluluğu daha vardı bizce. O da İnsan yetiştirmek, sektöre yeni insanlar yetiştirmek. Biz 16 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında yazarlara yazılar yazdık. Onlara futbola dair bir şeyler yazabilecekleri ve bu mesleği yapabileceklerine dair bir fikir vermeye çalıştık. Yeri geldi, gönderdikleri yazıları geri gönderdik. Bunu otur baştan yaz diye. Çünkü bu da eğitimin bir parçasıydı. Yazmayı öğrenmeleri için yaptık bunu. Bize nasıl öğretildiyse biz de onlara öyle öğrettik. Dergiciliğin en büyük, bence sorumluluğu da budur. Yani dergi dediğimiz, evet dediğiniz gibi aynı şekilde ki
aradan 35 yıl, 40 yıl, 50 yıl geçse de bu dergi hala bir yerlerde olacak ve benim yazılarım içinde olacak. Bu bir kıymettir. Tarihe, futbol basın tarihine kıymetli bir şey bırakmaktır. Ama daha kıymetlisi bu derginin yazar olarak spor medyasına insanlar katabilmiş olmasıdır. Bence bu sorumluluk asla geçmeyecek. Ya bugün futbol yoksa Sokrates var. Dergileri yazan insanlar spor medyasına aşağıdan yetişecekler. Bugün internet medyasına bırakamazsınız bence. Buna hala dergiler bir süre daha en azından sahip çıkmak durumunda var bu sorumluluğa. Ve ben artık internet dergiciliğine dönülmesi konusunda da hani sıcak davranıyorum. Bir internet dergiciliği tekrardan başlamalı. Yıllar önce başlamıştı, bloglardan hayatım futbola geçmişti ve sonrasında sektör değişmişti. Ama hepsinden önemlisi bu internet dergiciliğinin de reklam veren tarafından desteklenmesi gerekiyor ki bu insanlar da bu işten geçimini sağlayabilsinler. Ama kağıt bitse de dergicilik bitmesin. İnternette olsun, dergicilik devam etmeli. Çünkü bu çok ağır bir sorumluluk. Bu tarihe bir yerlerde not düşmektir. Kesinlikle. Ve bu çok ağır bir sorumluluktur ve kağıtta da olsa, tablette de olsa dergicilik asla ölmeyecektir. En azından benim umudum o yönde. Bu şekilde düşünüyorum. Didem Hanım, isterseniz uygunsa soruları alalım konuklarımızdan. Lütfen. Onlarla devam edelim. Evet arkadaşlar, Didem Hanım için sorularınızı alabilir miyim? Bora, hoş geldiniz bu arada. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, Ahmet Altun ben. Benim sorum şu olacak Didem Hanım'a. Eğer şu futbol dergisi hayatınızda şunu böyle yapmasaydım da farklı yapsaydım dediğiniz bir şey oldu mu acaba? Yani yapmayı istediğimiz çok fazla kapak vardı mesela. Belki biraz daha kuvvetli röportajlara yönelebilir miydik arayışındayım hep. Şununla da konuşsa mıydık? Bununla da röportaj yapsa mıydık? Çünkü yapamadığımız çok iş kaldı Ahmet Bey, ne yazık ki. O anlamda yani yapmasaydım dediklerim değil ama keşke vaktim olsaydı da şunları da o sırada yapmış olsaydım dediğim çok şey var. Çünkü hani bu aslında gene insan ilişkilerinde de öyledir ya. Ne zaman biteceğini bilmiyorsunuz ve hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor size. Hiçbir şeyi ertelememek gerekiyormuş. Yapmayı düşündüğüm şeyleri çoktan yapmalıymışım. En azından bunu öğrendim diyebilirim. Ama ben eminim başka bir platformda, belki tekrar yine futbolda, bilemiyorum, yapmaya devam edeceğinize çok eminim. İnşallah. Peki, başka sorumuz var mı? Yusuf. Yusuf'u kaldırdı. Evet. Merhabalar. Merhaba. Futbolun Yusuf Bekerecioğlu ben bu arada. Futbolun tek bir spor odaklı bir dergi olması sizce bir dezavantaj oluşturur mu? Şöyle düşünürsek, yani futbolun halihazırda bir kaliteli içerik üretme konusunda sıkıntı yaşadığı aşikar genel olarak Türk futbolunda. Bu sizce sizin açınızdan da bir dezavantaj oluşturdu mu? Bir dezavantaj oluşturmadı çünkü zaten bütün spor dallarına bakan ve onları en iyi şekilde ele alan Sokrates gibi bir dergi vardı. Aynı işi yaparak alternatif oluşturamazsınız, başka bir iş yapmanız gerekiyordu. Bu birincisi. Bence o yüzden futbol üzerine gidilmesi bence doğru bir karardı. İkincisi de futbola dair kaliteli içerik yoktu. Ve bunun yapılabileceği bir platforma çok ihtiyaç vardı. Biz bu dergide gegenpressing'in ne olduğunu yanlış hatırlamıyorsam 12 sayfa işledik. Türkiye'de gegenpressing ile ilgili bulabileceğiniz yazılı kayıtlar o kadar az ki. 12 sayfa gegenpressing işledik ve bunu yapabilmeniz için de bir futbol dergisi olmanız gerekiyordu. O anlamda ben futbol yolundan gitmiş olmasının yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öbür tarafta bu defa Sokrates'le birbirimizin ayağına basacaktık. Ve bence Sokrates çok başarılı işler yapıyordu. Farklı yollardan yürümek, insanlara alternatif oluşturmak gerekiyordu. Dolayısıyla bence yanlış değildi. Ben çok teşekkür ediyorum Didem Hanım. Gerçekten hani futbol hakkında öğrenmek, o yolculuğunuzu dinlemek benim için çok keyifliydi. Daha uzun zamanda umuyorum öğrencilerimizi ayrıca buluşturma imkanı duyarım, bulurum ve daha da yüz yüze, göz göze konuşmalarını buluruz. Kalabilirseniz, kalabildiğiniz kadar çok sevinirim. Bildiğim kadarıyla şimdi bir radyo programınız var, değil mi? Evet, bir radyo programım var. Ona hazırlanmam gerekiyor.
Radyo Gold'de bir program yapıyorum. 9-15 adıyla. Aslında bu program 5 senedir var. Lig Radyo'da başlamıştı. Oradan Radyo Gold'e geçti. 9-15 adında bir program yapıyorum. Ve o programın da yayın saatine doğru en hazırlıklarımı yapmam, konuklarımı aramam gerekiyor. Ama hem buradaki diğer arkadaşlarımın söyleşilerini mutlaka internetten takip edeceğim. Çünkü açıkçası neler söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Onlar elbette ki farklı açılardan bakacaklar. Konularımız çok farklı ve yaşanmışlıklarımız, deneyimlerimiz çok farklı olduğu için onların deneyimlerinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama bir radyo programına hazırlanmak zorunda kaldığım için devamına katılamayacağım. İlk fırsatta sınıfta bir araya geliriz ve tarif için geçiriz diyor Umuyorum. Çok teşekkürler tekrar dediğim gibi. Görüşmek üzere.